Kiliseler Arası Gençlik Hizmeti tarafından düzenlenen yüz yüze gençlik konferansı 4. kez 29 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok yerinden ve Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, İngiltere gibi ülkelerden gelen yaklaşık 300 gencin katıldığı konferansın bu yılki teması Filipililer 2. bölüm 14 ve 16. ayetlerin referansıyla "Öyle parlayın ki" idi. Geliyor. 30 Ağustos akşamı tapınma zamanıyla başlayan konferans İzmir Karataş Kilisesi'nden vaiz Zekai Tanyar'ın Tanrı Çocuğu Olmak başlıklı vaazıyla devam etti saatlerce süren ilahi ve dua zamanında kiliselerin gençlik önderlerinden oluşan dua takımları tarafından gençlerin istekleri ve ihtiyaçlarına göre kişisel dualar edildi. Gençlerin kendilerini ilgi duydukları alanlarda geliştirebilmeleri için birçok farklı atölye yapıldı. Beşiktaşlı Hristiyan futbolcu Joseph De Souza'nın düzenlediği Rabbin Yıldızı olarak parlamak İsa'nın kimliği başlıklı oturum dahil 11 farklı atölye ile gençler ilgi alanlarına yönelik bilgiler edindi ve seçtikleri konularda atölye liderleri tarafından donatıldı. Özgür Uludağ tarafından düzenlenen eşcinsellik üzerine başlıklı panelde gençler tarafından yoğun ilgi ve katılım gördü. Son dönemde sıkça konuşulan konu üzerine panelin sonunda gençlerin soruları cevaplandı. Saat 7 Türk'te 100 Yüze 2022'nin belgeselini yapmak üzere konferanstaydı. Batı Özer'in sunumuyla gerçekleşen konferansın tanıtımı niteliğinde olan belgeselde katılımcı gençlere sorular soruldu, gençlerin tanıklıkları dinlendi. Gençlerle ve gençlere hizmet eden kişilerle röportajlar yapıldı.